Has Tavuk hayatın tadını sunar. Günaydın, günaydın, günaydın. Sevgiyle, saygıyla, güzellik, gülücük, mutlulukla kocaman bir günaydın. Hoş geldiniz Olay Televizyonu'nda, Hayatın Tadında. 2016 yılının son cuma sabahı programında sizlerin huzurlarınızdayız efendim. İnşallah çok güzel bir program olacak. İnşallah çok güzel bir gün olacak. İnşallah yarın da çok güzel olacak. Acısız, üzüntüsüz, kocaman bir yılın bitişini yepyeni, tazecik, mutlulukların, umutların çiçek açacağı kocaman bir yılı karşılamayı hep birlikte kutlayacağız. Tüm Olay ailesi olarak, tüm şehir olarak, tüm ülke olarak, tüm dünya olarak inşallah programımıza böyle dualarla başlayalım, dileklerle, umutlarla başlayalım ki programı bitirdiğimizde gerçekten bizim geleneklerimizde de var biliyorsunuz. Bir atasözüdür, bir şeyi 40 kere söylersen olurmuş der atalar, anneler, anneanneler, dedeler, büyükler. İşte o dileğimizi ne kadar çok söylersek öyle olacağına inanarak programımıza başlayalım. Hoş geldiniz. Farkındaysanız açılışta bile susamıyorum, kendimi susturamıyorum. Çünkü bu sabah çok keyifliyim, bu sabah bol bol konuşacağız. Bu sabah Zeynom'la ben huzurlarınızda baş başa yılın son programını gerçekleştireceğiz. Bu yüzden çok keyifliyiz değil mi Zeynom? Evet canım, günaydın. Canım benim, günaydın. Bu senenin son günaydını son artık. Son günaydını, evet. Artık 2010, çok şey bir... Önümüzdeki sene günaydın deriz. Hayır, bunu yapmayacaktım. Nasıldı ama? Hayır ya. Hayır, bunu yapmayacaktım. Çok hoşuma gitti. Gürcüye'den şeyden gibi. Evet, size iyi günler diyorum. Zeynep şöyle, tamam daha fazla seninle program yapamayacağım, gidiyorum. Bu espriden sonra acaba neler anlatacaksın diye. Sen 1C'den, ben 2B. Bir sınıf yukarıda, çok da değil yani. 1C'den 2B. Çok güzel. Ay, biz bugün sık sık gideriz, ben sana söyleyeyim. Liseye gideriz, ilkokula gideriz. Bebekliğe falan ineriz artık. Kesin. Bol bol konu bizde, hani ben ay onu mu hazırlayacağız? Enlerden mi konuşsak, şunu mu konuşsak, burçları mı konuşsak, almanak mı yapsak derken biz alacağız sazı elimize, öyle görünüyor. Kesin. Susmadan ay Zeyno şu da şöyleydi bak. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bugün söyle. Çok temkinli olalım. Çok baş başayız ya. İyice yaşlıya vurmayalım Zeyno. Ay hayır. Genciz. Değil mi? 2016, gencim, 2010'da. Gencim güzelim, seni üzerim. Gencim güzelim, seni üzerim. Yalnız yorgunluk olunca ikimizin toplanması zor. Evet, biz biraz yorgunuz da dün böyle çok ciddi bir çekim gerçekleştirdik. Çok keyifli, çok güzel ama çok yorucuydu. Zeyno akşam saat 9'da eve gidip serilmiş, pestil şekilde uyumuş kalmış. Ben de... İlk beşe defa kadar uyudum. Yorgunluktan, hep uyurum ya, yorgunluktan herhalde Zeyno uyuyamadım. Vatanım sensin izlesem ben. ağla şırkıl. Bir de o kadar yorgunluğun üzerine. Mustafa aramış gündüz, biz çekimdeyken cevap vermiş. Mustafa aradım. Abla ne oldu? Ne oldu? Dedim yok bir şey Mustafa. Abla niye ağlıyorsun? Sen ağlamazsın. Dedim Mustafa vatanım sensin, ağlıyorum. Çocuk ben de izliyorum ama yani dün izlemedim ama niye bu kadar ağladığını anlamış değilim. Ya benim içim katılıyor. Ben evet. O zaman yaşanılanları böyle düşündükçe Allah'ım insanlar neler yaşamışlar, neler çekmişler ya diye böyle kendimi... Ya duygulanıyorum ben de ama sen hıçkır hıçkır ağlıyorsun. Gözlerim, sen patates gibi ol Zeynep. Bildiğin böyle sabah güreye geldim zaten, uyuyakalmışız. Ay anlatacak çok şey var, anlat bitmeyecek. Nerede uyuyakaldığımızı söyleyecek misin? Aa, tabii ki söyleyeceğim. Niye söyleyeyim? Ayıp bir şey mi? İnsanın yani 5:30 gibi ben kalktım. Evet. Gayet güzel servisimize bindik. Anlasam. Geldik. Stüdyoya girdik. Sonrası yok. Biz stüdyoya gireriz. Koltukta sohbet edecektik bir şökenimize gelelim diye. Bir baktık uyumuşuz. Uyuyak. Bir baktık cıngıl cıngıl benim telefon çalıyor. Ben Allah'ım neredeyim diye kalktım. Bir baktım eşim arıyor. Aha diye biz her sabah, çünkü o saatler içerisinde hazırlık yaparız, kahvaltı yaparız. Burada bir şeyler, bir sohbetimiz vardır. Kahkaha kıyamet telefonu açarım ben. Ne oldu dedi. Dedim iyi ki aramışsın. Güray gelmiştir, hazırlanma biraz. Nasıl koştum, nasıl hazırlandım bilmiyorum.
Ama son dakika yine yaptık mı yaptık. Bak, yaptık. Buradayız. Evet. Geldik mi geldik. Geldik vallahi. Hatice'ye değil neticeye bakacaksın Zeynep'ciğim. Liseye çıktın hiç olmaz. İki. İki etti ama lise seviyesine çıktın. Lisede biraz yapıyorduk. Evet bu iki oldu. Diğeri yani çok birceydi program yani. Program bitene kadar üçüncüyü yaptım mı sağ salim atlatırız. Ama yine de duam o ki çok çok bedbaht bir espri olmasın. İkiledin. Allah'ın hakkı üçtür, dördüncü de fırın küreği. Direkt fırın. Zinden alışıyoruz biliyorsun. Alışıyoruz. Fırınlar, ocaklar, yemekler. Allah'ım evet. Nasıl bir günde. Şimdi tatlım, sohbet çok güzel. Daha da çok fazla sohbet edeceğiz. Konularımız var. Oh, yemekler yapacağız, kahve sohbeti yapacağız. Bir sürü şey yapacağız bu sabah. Baş başayız Zeynep'le ikimiz. Evet. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. Doktorumuz aslında cuma günleri bizimle birlikte oluyordu. Doktor Mustafa Töken. Onu önümüzdeki hafta ağırlayacağız. Onunla ilgili maceralarımızı da anlatacağız tabii. Programımızın içerisinde o da yer alacak. Bizimleymiş gibi olacak. Tüm bunlar olmadan önce lezzetlerimizin neler olacağını, tiyolarını verelim. Spora geçelim. Sonra rahat rahat konuşalım efendim. Zeyn Hocam ne yapıyoruz bugün? Meze. Bugün ben sana yine yardım edeyim mi? Hep böyle söyledim. Hayır. Hayır, dünkü çekimde de aynı şekilde Zeyno'ya yardım etmek üzere planlanmış, programlanmış, projelendirilmiş bir çekim projesinin sonunda nasıl bir vehamete dönüştüğünü benim beceriksizliğim sonucunda. Hayır, kesinlikle. Tabii ki zaman kısıtlılığı zaman da vardı ama benim beceriksizliğim de hapsakladaydı. Herhalde benim gibi iğrenç paçanga böreği saran bir kadın daha yoktur. Tespitli, tescilli yılbaşı günü yani yarın izleyebilirsiniz. Saatini şu anda söyleyemeyeceğim. Takip edin ne zamansa o zaman izle. O paçanga için izlenin. O paçangayı nasıl sardım Allah'ım? Hayır, sardım bir şekilde. Sardım. Yani bir börek sarma şeklim var ama çok standart dışı. Yani bir lale muska, oldu. Laleler oldu, güller oldu. Yani Zeyno dedi ki Şeydacığım dedi bak dedi. Bu arada çekim yapıyoruz tabii bunları söylerken ve hızlı hızlı hani kes devam et falan diye tulum çıkaracağız hızlı hızlı çekim yapıyoruz. Açtı böyle kesti yufkaları. Şeydacığım dedi çok bunları güzel kesmiştim. Çok güzel kesmiştik. Bunları dedi muska yapacağız dedi. Ah dedim ben de tamam yapalım Zeyno'cum dedim. Sanki çok becerebilecekmişim gibi. Başladı Zeyno tıkır 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 sarıyor. Ben buraya koyuyorum, şuradan katlıyorum, buradan ama katlıyorum. Ama muska yapmadığını daha önce söylemedin ki. Hiç aklıma gelmedi. Hiç aklıma. Söylesene bir gösterin. Ben şöyle hayal etmişim. Hani paçanga yapacağız ya paçanga da pratiktir ya böyle pıçık böyle katlarsın. Evet. Üçgendir falan. Evet. Hiç öyle bir şey hayal etmemiştim. Olsun, muskanın lale ve gül motiflerine dönüşebileceğini ispat ettim ben dün. Önemli olan bu. Önemli olan bombaydı. Bu. Gerçekten bombaydı. Öyle. Bugün de yine öyle pratik lezzetlerimiz var. Yardım etme sen güzel sohbetine et. Çünkü gerçekten çok pratik lezzetler koydum. Mustafa, üçüncü espri Mustafa'dan geldi. Ne diyor? Yapıyorum. Yönetmenimiz. Yönetmenimden geldi. Paçangalar olmuş kaçanga. Kaçtılar. Artık başka espri yapmıyoruz. Ekip olarak bitmiştir. Başlangıçta bütün esprilerimiz. Seviyeyi lise yükseltmiştin. Geri 5C'ye indi. La 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 deyip böyle. Oh Allah'ım sana çok şükür. Evet Zeynep'ciğim neler yapacağız bugün? Pratik lezzetler yapacağız, pratik mezeler yapacağız. Elimizde malzemelerimiz var. Bunlarla neler çıkarabiliriz diye. Şu anda haşlanan tavuğum var. Çünkü şurada sakladığım cevizi de çıkaracağız. benim için masada Çerkez tavuğu olmazsa yılbaşı sofrası olmaz. Çerkez tavuğumuz var. Bunun ekmekleri de az sonra gelecek. Tavuğumuz haşlanıyor. Az sonra gelecek. Güzel bir biber sarmamız var. Peynirli bir içimiz var. Burada hazırlayıp dinlendirdim bunu. Biraz tereyağı, biraz krem peynir ve lor peyniri ile birlikte. Bunun biraz çekmesi lazımdı ki çok akıcı olmasın diye bunu hazırladım. Biberlerimizin arasına sarılacak rulo şeklinde daha, biraz daha dinlendirip servis edeceğiz. Böyle güzel dekoratif bir ürün olacak. Çok güzel. Güzel bir patates çemenimiz var. Adı patates çemeni. Sirkeyle yapılıyor. Özelliği budur. Patatesler haşlanıyor. Şu anda oldukça pratik ama masada ilginç şekilde herkesin en çok yediği mezelerden bir tanesidir. Sadece çok çok acı olması gerekir ama arkadaşlarımız yiyeceği için acı yapmayacağım. Yap.
Yap, yap, yap. Yiyen olmasın, bize Yap, kalsın diyorsun. yapsın, yap. Ne oldu? Kime diş biledin? Ben yiyeceğim. Bozdum ya. Bozdum kısmında konuşacağız. Doktorumun mesajı var bu arada. Onu da söyleyeceğiz. Tamam. Söyleyelim. Bir de klasik haydari yapacağız ama haydari işte yoğurdun içine nane koyarak değil, gerçeğini yapacağız. Bunun için tereyağımız var. Nanemiz, normal yoğurdumuz, süzme yoğurdumuz hepsi var. Zeytinyağı da birlikte. Onları hazırlayacağız. Vakit kalırsa dolabımızda malzememiz var. Bir tane daha yaparız belki. Evet, vaktimize bağlı. Evet. Aman keyif yani bizim. Yani zaten 4 taneyi yapacağız. Ekstra vakit olursa yaparız. Keyif bizim, zaman bizim, gün bizim. Evet. Kocaman bir yıl gidiyor. Aa, yepyeni bir yıl geliyor. Aman kafamıza neyi takacağız Allah aşkına? Haklısın Mirim. Şu anı yaşamaktır önemli olan Mirim. Diyorsun. Diyorum. Evet. Zaten şu anı yaşamaktan dolayı bir mezelik süremiz yaklaşık gitti. İşte bu sebepledir ki hemen sporumuzu yapalım. Spor yaptıktan sonra burada sohbetimiz, mezelerimiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Yılın son programında bizi yalnız bırakmayın. Sizinle olmak çünkü çok keyifli, çok mutlu. Şimdi spor zamanı. Merhabalar, ismim Arzu Sezgin, Pilates eğitmeniyim. Herkese iyi, güzel, sağlıklı bir gün diliyorum. Hep birlikte Pilates yapacağız. Bugün size biraz Pilates'ten bahsetmek istiyorum. Pilates yaparken nelere dikkat ederiz? Pilates bizim için neyi ifade eder? Bunlardan biraz bahsedeyim. Pilates, nefesle birlikte yapılan bir egzersiz. Nefes alışverişiyle yapılan bir egzersiz. Ve bizler Pilates yaparken, kaslarımızı çalıştırırken aynı zamanda esnetmiş oluyoruz. Pilates yaparken birkaç önemli nokta var. Bunlardan birisi Pilates'te konsantrasyon, nefes, akıcılık ve merkezleme. Çok önemli bunlar. Şimdi size nefesi anlatmak istiyorum. Nefes alırken çok rahat olmanızı istiyorum. Pilates'te bizler diyaframımızı kullanıyoruz. Diyaframımızı kullanırken nefes aldım, göğüs kafesimi ve omuzlarımı rahat hareket ettirerek. Yani nefes aldım. Göğüs kafesimi şişirmeden ve omuzlarımı yukarı kaldırmadan rahat bir pozisyonda diyaframımızın ellerimizi karnımızın üzerine koyarsak böyle 4 parmak yana yatay olarak genişlediğini hissetmeliyim. Örnek olarak bir tane gösteriyorum. Nefes alırken kaburga kemiklerimizin yana açıldığını, nefes verirken de kaburga kemiklerimizin kapandığını hissetmeliyiz. İkinci önemli unsurlardan bir tanesi de kalça kemiğimiz. Bunu da size yan dönerek göstermek istiyorum. Kalça kemiğimizi öne geri yuvarlayarak natürel duruşumuzu bulmaya çalışıyoruz. Kalça kemiğimi geriye yuvarlıyorum, öne yuvarlıyorum, geriye yuvarlarken nefes alıyorum, öne yuvarlarken nefes veriyorum. Böylelikle karın kaslarımızı da aktive etmiş oluyoruz. Nefes aldım, nefes veriyorum. Şimdi natürel duruşumuzu bulmak için ne çok geride bırakıyorum, ne de çok öne intiyorum. Tam orta noktayı alıyorum. Karnımızı içerimizde tutuyoruz ve nefes alıyorum. Nefes verirken yavaş yavaş boyundan başlayarak aşağı doğru gövdemi aşağı doğru indiriyorum. Burada kollarımı başımı serbest bırakıyorum. Arkadaki esnekliği iyice hissetmeye çalışıyorum. Nefes alıyorum ve nefes verirken omurlarımı tek tek bir inci tanesi gibi yavaş yavaş tekrar yukarıya diziyorum. Bunu bir kez daha yapıyoruz. Nefes aldım ve nefes verirken yavaş yavaş omurlarımızı tek tek aşağıya doğru yuvarlıyorum. Kendimi serbest bıraktım. Burada yine tekrar derin bir nefes alıyorum ve nefes verirken yavaş yavaş kendimi yukarıya kaldırıyorum. Böylelikle karın kaslarımızı aktive etmiş olduk nefes yoluyla. Şimdi yavaşça matımızın üzerine geçiyoruz ve burada başlangıç egzersizlerimize başlıyoruz. Pilates bize doğru duruş alışkanlığını kazandırıyor. Günlük hayatımızda bütün işleyişimiz öne doğru. O yüzden bizler omurgamızı öndeki pozisyondan dik pozisyona ve esnetme pozisyonuna geçiyoruz. Aynı zamanda boyun, omurga rahatsızlıklarına da çok iyi gelen bir egzersiz. Nefes alıyorum. Nefes verirken yavaş yavaş kendimi serbest bırakıyorum.
Ayaklarımızı biraz daha kendimize çekiyoruz. Şimdi burada da sırt üstü duruşta da natürel pozisyonumuzu bulmak için aynı ayakta olduğu gibi yukarı kaldırdığımda öne yuvarlamış oluyorum. Geriye yatırdığımda tamamen sırtımı geriye yuvarlamış oluyorum. İşte burada da tam orta noktayı buluyorum. Ne geride ne önde. Sanki belimizin altında küçük bir üzüm tanesi var ve onu ezmiyorum şeklinde. Şimdi kollarımızı yukarı kaldırdık. Yine burada doğal duruşumuzu koruyarak karnımız içeride. Omuzlarımızı yavaşça yukarı kaldırıyorum. Nefes alarak, nefes vererek aşağı indiriyorum. İki tane daha yapıyoruz. Bunu nefes aldım. Ve nefes verirken aşağı indiriyorum. Ve son kez yukarı nefes aldım. Nefes verirken aşağı indiriyorum. Kollarımızı aşağı indirdik. Aynı şeyi yerde yapıyorum. Nefes alırken omuzlarımı kulaklarıma yaklaştırdım. Nefes verirken uzaklaştırıyorum. Nefes alırken omuzlarımı kulaklarıma çektim. Ve nefes verirken uzaklaştırıyorum. Nefes alırken çekiyorum son kez. Ve nefes verirken uzaklaştırıyorum. Bu pozisyonumu koruyarak şimdi yavaşça hiç kalça kemiğimizi hareket ettirmeden sağ ayağımı nefes alırken kendime doğru çekiyorum ve nefes verirken tekrar yerine koyuyorum. Diğer tarafa geçiyorum, nefes alıyorum ve nefes verirken indiriyorum. Son iki, nefes aldım ve nefes verirken indirdim. Son tekrar nefes alıyorum ve nefes verirken şimdi kollarımızı yukarı kaldırdık tekrar. Çapraz pozisyonda indiriş ve kaldırış yapacağız. Bunu yaparken sizden istediğim, kollarımın uçlarından, parmaklarımın uçlarından sanki birisi uzatıyor ama ben de buna direniyormuşum gibi nefes alıyorum. Nefes verirken ters yönde uzatıyorum tekrar. Nefes alıyorum ve nefes verirken uzatıyorum. Son iki tekrar. Nefes alıyorum, uzan. Ve nefes ver, ters yöne. Son tekrar, nefes aldım, uzattım. Ve nefes ver. Şimdi kollarımızı yukarı aldık. Aynı hareketleri masa pozisyonu dediğimiz pozisyonda yapıyoruz şimdi. Burada karın kaslarımızı biraz daha aktifleştiriyoruz. Burada sizden istediğim, karnımızı yine çok iyi içeride sıkı tutarken doğal duruşumuzu bozmadan, bunu yaparken eğer zorlanıyorsanız belinizin altına bel boşluğunuzu desteklemek için ya da boynundan rahatsızlığı olanlar boynlarının altına havlu koyabilirler. Böylelikle daha rahat bir pozisyonda dayayarak yapmış oluyoruz. Herhangi bir sorunu olmayanlar da rahatlıkla bu pozisyonu yapabilirler. Ayaklarım yere basıyormuş gibi, dizlerim 90 derece. Aynı hareketi burada yapıyorum şimdi. Koruyarak nefes aldım, uzatıyorum. Nefes verdim, indiriyorum. Kürek kemiklerimin birbirinden uzaklaştığını burada hissediyorum ve yakınlaştırıyorum. Son iki tekrar uzattım, al nefes ve ver nefes, indir. Ve son tekrar uzat, ver nefes, indir. Aynı çaprazı şimdi burada masa pozisyonunu koruyarak yapıyorum. Nefes alırken uzattım ve nefes verirken ters yöne. İki tane daha. Al nefes, uzan. Ver nefes, ters yöne. Ve son tekrar. Al nefes, uzan. Ve ver nefes, ters yöne. Şimdi kolları yukarı alıyorum. Pozisyonumu bozmadan. Bu yaptığımız hareketleri bel fıtığı ve boyun fıtığı olanlar rahatlıkla yapabilirler. Çünkü öne bir zorlanma yok. Şimdi deniz yıldızı dediğimiz bir hareket yapıyoruz. Nefes alıyorum. Nefes verirken kollarımı kulak hizasında, bacaklarımı da çok yere indirmeden bu pozisyonda nefes veriyorum. Tekrar masa pozisyonuna geçiyorum. Ve nefes ver. 5 tane yapıyoruz bu hareketi. Nefes alıyorum. Ve nefes veriyorum. Al nefes. Ve son iki tekrar. Al nefes. Ve ver nefes. Ve son tekrar al nefes ve ver nefes. Nefesimi alıyorum, nefesimi verirken yavaşça ellerimi ve ayaklarımı yere koyuyorum.
Birazcık rahatlamak için yavaşça sağ bacağımızı kendimize doğru çekiyoruz ve esnetiyoruz. Burada bir nefes alıp veriyorum. Diğer tarafa nefes aldım ve nefes veriyorum. Ellerimizi başımızın arkasına koyuyoruz. Şimdi bu yaptığımız hareketi bel fıtığı ve boyun fıtığı olanlar yapmazlarsa daha iyi olur. Eğer belinde özellikle sorunu olanlar için. Çünkü öne bükülmeli hareketlerde bel fıtığı olanlar için sakıncalı olabilir. Bel fıtığı olmayanlar rahatlıkla yapabilirler. Eğer bel fıtığında sorun varsa hareketi sadece dizlerimi başlangıçta yaptığım hareket gibi kaldırarak, yavaşça yerine koyarak yine yapabilirler. Nefes alıyorum. Nefes verirken omuzlardan hareketle kendimi yukarı kaldırıyorum. Yaparken çenemin altında bir tenis topu varmış da onu tutmaya çalışıyormuş hissiyle nefes aldım. Nefes verirken uzan. Nefes alıyorum. Ve nefes ver. Şimdi nefes alırken kollarımı öne uzattım. Dizlerimi bacaklarımın yanından tutuyorum. Burada 4 sayı bekliyorum. 4, 3, 2, 1. Nefes aldım. Kollarımı başımın arkasına dayadım, destekledim. Nefes verirken yavaşça iniyorum. 2 tane daha yapıyorum bunu. Nefes aldım. Ve nefes verirken yüksel. Nefes alırken öne. Şimdi bekliyorum. 4, 3, 2, 1. Aldım nefes. Ve nefes verirken yavaşça iniyorum. Son kez nefes aldım. Nefes ver. Nefes alarak uzan. Burada verirken 4 sayı bekle. Son 2, 1. Al nefes. Ve vererek yavaşça iniyoruz. Evet. Şimdi yavaşça bacaklarımızı uzattık. Karın kaslarımızı biraz rahatlatmak için kendimizi yavaşça esnetiyorum. Derin nefes al ve ver. Evet, şimdi yine Pilates'in en temel hareketlerinden birisi olan köprü hareketini yapacağız birlikte. Köprüde de size başta anlattığım doğal duruşumu pelvik tilt dediğimiz hareketle, yani sırtımı tamamen yere sabitleyerek yapıyorum. Ne yapıyorum? Yani kalçamı tamamen geriye yuvarladım. Karnım içeride, kollar gövdenin yanında, ayaklarım çok yere sağlam basıyor. Nefesimi alıyorum ve nefes verirken yavaşça kalçamı yerden yukarı kaldırıyorum. Bunu yaparken diz açım, kalça kemiğim ve göğüs kafesimin açıları dümdüz bir hat üzerinde olmalı. Kalçam ne aşağıda ne de çok yukarı itmeliyim. Evet, burada kalça hareketini hiç bozmuyorum. Kürek kemiklerim yerde. Nefes alıyorum. Nefes verirken boyundan başlayarak omurlarımı yine tek tek yavaş bir pozisyonda yere diziyorum. Hiç hareket yaparken acele etmiyoruz. Omuzlar kulaklardan uzak. Bütün parmaklarımın, ayak parmaklarımın yere bastığını hissediyorum. Nefes aldım. Tilt. Nefes vererek yavaşça yukarı kaldırıyorum. Dizlerimin arasında 4 parmak bir boşluk açısını kullanıyorum. Dizlerimi yana açmamaya özen gösteriyorum. Karnım çok iyi içeride. Nefes aldım ve nefes verirken yavaş yavaş tekrar indiriyorum. Bir tane daha yapıyorum. Nefes aldık ve nefes verirken yukarı kaldırıyorum. Şimdi kollarımı geri alıyorum. Kalçamın açısını hiç bozmadan. Evet, burada ayaklarımla direniyorum, ellerimle esnetiyorum ve omurlarımın arasındaki iyice esnetiyoruz. Nefes alırken kollarımı yukarı, nefes verirken kollarla birlikte de yavaşça gövdeyi aşağı indiriyorum. Şimdi iki tane daha farklı türünü göstereceğim. Parmak ucunda köprüye kalkıyorum. Nefes aldım, nefes vererek tilt yaptık ve yukarı kaldırdım kalçayı. Burada nefes alışverişinde verirken topuğa geçiyorum ayaklarımla. Topukta iniş yapıyorum nefes verirken. Şimdi topukta kalkıyorum. Tilt yaptım yine. Yükseldik. Nefes verirken parmak ucuna geçiyorum. Tekrar nefes alıyorum ve nefes verirken yavaşça indiriyorum. Şimdi ayaklarımızı uzatıyoruz ve yavaşça sallayarak dinlendiriyoruz.
Yukarı kalkıyoruz arkadaşlar. Öne yuvarlanma. Yine natürel duruşumu koruyarak, karnım içeride, boyundan başlayarak yavaşça ayak ucuma doğru uzanacağım ve esneyeceğim. Nefes aldım. Nefes verirken yavaşça uzanıyorum. Gövdem yere paralel pozisyonda, kollar kulak hizasında, nefes veriyorum. Nefes aldım, doğruldum. Nefes verirken yavaşça kollarla birlikte gövdeyi aşağı indiriyorum. Bir tane daha yapıyorum. Nefes aldım. Ve nefes vererek öne doğru uzan, esnet. Burada bir nefes alışverişlik bekliyorum. Tekrar nefesimi alıyorum ve nefes vererek dik pozisyona geçiyorum. Evet, şimdi de yan pozisyonda yapacağımız basen ve kalçayı çalıştıran çok basit ama çok etkili bir egzersizi size göstermek istiyorum. Başımla kolumun altına iyice uzandım. Burada rahat düz bir çizgide olduğunuzu hissedin. Ayaklarınızı 90 derecelik pozisyona alıyorum. Alt ayağım parmak ucunda, üst ayağım da topukla birleşik. Hareketi yaparken topuklarını birbirinden ayırmayacağım. Ve burada kalçanın hareketi önemli. Kalçayı geriye götürmeden ve bel boşluğumu tamamen yere dayamadan karnım içeride hareketi yapıyorum. Öndeki elimi destek amacıyla öne alıyorum ki kalçamdan destek, ya da yapamazsanız elinizi belinize tutarsak başlangıç için sanırım daha iyi olacak. Burada nefesimi alıyorum ve nefesimi verirken dizimi yukarı kaldırıyorum. Nefesimi alıyorum ve nefesimi verirken yukarı kaldırıyorum. Ve son 3 tekrar, ver nefes, son 2, ver nefes, son tekrarda dizimi yukarıda bırakıyorum. Aldım nefesimi, verdim. Şimdi burada yine bu bölgelerimizi, karın bölgemi ve kalça bölgemi çok iyi koruyarak küçük sıkıştırmalar yapıyorum. Nefes vererek nefes aldım ve 10 kez ver nefes, ver. 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve yavaşça ayağımızı öne doğru uzatıyoruz. Şimdi burada da kalçamın açısında ayağımı öne doğru uzatıyorum. Parmak uçlarım kendime çekik, yani biz buna flex diyoruz. Öne uzattığımız pozisyon point, kendimize doğru çektiğimiz flex. Flex'te yavaşça aşağı indiriyorum, nefes alıyorum. Nefes verirken yukarı kaldırıyorum. Nefes aldım aşağıya, nefes verdim yukarı. Son iki tekrar nefes aldım ve nefes ver. Ve son tekrar nefes aldım, nefes vererek yukarı. Bu pozisyonumu koruyarak artık son biraz acıdığını hissediyoruz. Dayanıyoruz. Serbest nefesle 5, 4, 3, 2, 1 ve ters yöne 5, 4, 3, 2 ve 1. Ve yavaşça bırakıyoruz. Şimdi diğer tarafı yapıyoruz aynı şekilde. Taraftan uzandım. Sol kolumu başımın altına yasladım. İsterseniz buraya bir havlu da koyarsanız daha rahat edebilirsiniz. Dizlerimi 90 dereceye aldım. Bel boşluğum aktif. Parmak ucu altta. Topuğumu birleştirdim. Ellerimi kalçama dayıyorum. Nefes aldım. Ve nefes vererek dizimi yukarı kaldırıyorum. Nefes al. Ver. Al nefes. Ve ver. Son iki tekrar ve yukarı. Ve son bir yukarı. Burada bırakıyorum, nefesimi aldım ve sıkıştırma yapıyoruz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Öne uzattık. Haydi son 5 sayımız. Nefes alıyorum ve ver. Al nefes. Ve 2, son 3 ve yukarı, son 2 ve son 1 tekrar ve yavaşça alıyoruz. Evet, kalça egzersizlerimiz de bu kadar. Bugünkü çalışmamızı esnetmeyle sonlandıralım o zaman. Sağ ayağımızı içeri doğru bükerken sol ayağımızı yavaşça dışarı doğru büküyoruz. Nefesimi aldım
Nefes verirken, sol elimi uzatırken sağ elimi de başımın üzerine onu takip ediyor. Kalçamı yerden kaldırmamaya çalışıyorum ve yerdeki elimle hafif baskı yapıyorum. Diğer tarafa şimdi aynısı. Aldım nefesimi ve verirken diğer kol başımın üzerinden. Burada omuzumuzu rahat bırakıyoruz. Uzandım. Ve ayak değiştiriyoruz. Sol ayağımı içeri alıyorum. Sağ ayağımı dışarıda. Nefesimi aldım. Ve nefes verirken, uzanırken omzum rahat. Diğer tarafa aldım nefes. Verirken uzan. Evet, şimdi yavaşça bağdaş kuruyoruz. Derin bir nefes aldık, verdik. Burada yavaşça kollarımızla omurgamızı, karnımızı içeride, kalçamı yerde tutmaya çalışırken nefes aldım, uzandım ve nefes vererek bitiriyoruz. Teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum. Efendim, sporumuzu da yaptık. Hem de sizi bu sabah hiç yormadık farkındaysanız. Hani böyle çok fazla hoplayıp zıplamadan pilatesle sakin sakin sporunuzu yapın. Sonra sakin sakin bizimle birlikte olun. Ekranların başından ayrılmayın diye. Efendim, yeni yeni televizyonunu açanlar varsa bir kez daha tekrar edelim. Bu sabah Zeynom'la birlikte mutfaktayız. Sizlerin huzurunda küçük küçük haberlerimiz var, anekdotlarımız var. Onları aktaracağız. Çok güzel mezeler hazırlayacağız. Gelecek olan kocaman yepyeni bir yıla küçücük küçücük hazırlıklar yapacağız. Böyle sevgi dolu sıcacık bir program yapmaya çalışacağız. Yılın son programının böyle olmasını istedik. Umarız sizin de hoşunuza gider. Zeynep oldukça fazla yol aldı. Mezelerden ilkini halletti zannediyorum. Evet, değil biberlerin mi? İçine peynirler sarıldı. Şimdi biberler sirkeli biberler olduğu için biraz içlerinin kıvamını yumuşatacağız. Ben içindeki tereyağı da biraz toplasın, donsun istiyorum. Onun için dolaba koyacağım. Onu servise yakın çıkarıp dilimleyip koyacağız. Oh, mis gibi. Şimdi diğerlerine geçeceğim. Diğerlerine geçeceksin. Evet. Süpersin. Teşekkürler. O zaman ben hava durumuyla başlamak istiyorum. Kar yağışlı. Hava durumu kar yağışlı. Sevgili izleyenler, gerçekten ciddi şekilde hava durumu değişmeye başladı, farkındasınız. Yurdun hemen hemen her kesiminde şiddetli kar yağışları var. 3 gün boyunca kesilmeden aralıksız sürecek kar yağışları bekleniyor. Pek çok yollar kapandı, tıkandı. Kapanan yollardan bizim şehrimiz Bursa çevresinde de taşımalı eğitimin bir gün ara verildiği bir durum söz konusu. Sabah uyanır uyanmaz iletişim araçlarından birisi, biliyorsunuz WhatsApp, tüm WhatsApp'taki grup arkadaşlarım tatilmiş Şeyda, sen bilirsin, araştır bakalım bugün tatil miymiş gibi sabahın 7'sinde bana mesajları yüklemişler. Ben o saatlerde çok yorgun ve aktivasyonu biraz düşük durumda olduğum için mesajları sonradan gördüm, yayına girmeden önce. Sonra hepsi fark etmişler ki sadece taşımalı eğitim tatili olmuş. Taşımalı eğitim nedir diye merak ediyorsanız, şehrin içinde olmayan, şehre uzak bölgelerdeki dağınık bulunan köylerde çocuk sayısı azsa, o köyde ilkokul yok, varsa da bina olarak varsa da öğretmen atanmıyor. Başka bir köy okuluna çocuklar bir şekilde taşınarak eğitim için götürülüyorlar, getiriliyorlar. Benim tamamen temelde karşı olduğum, asla olmaması gerektiğini düşündüğüm bir sistem. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde bu sistem var. Doğanın tadında pek çok kez karşılaştım. Taşımalı eğitimi ben de o zaman öğrendim. Hep savunduğumuz üzere bir köyde, bir semtte, aklınıza gelebilecek herhangi bir alanda, mekanda tek bir çocuk bile varsa, o bulunan çevrede mutlaka okul, o bulunan okulun içerisinde de mutlaka atanmış bir öğretmen olmalı. Eğitim konusundaki açığımız düzelecekse ancak böyle düzelebilir. Neyse, böyle bir sistem var, taşımalı eğitim. Böyle karlı, kışlı zamanlarda, mevsimlerde çocuklar bu taşımalı eğitim sebebiyle binecekleri minibüs hareket edemeyeceği için okullarına gidemiyorlar, tatil oluyorlar. Ha, çocuklar mutlu mesut mu? Tabii ki tartışma götürmez. Kim mutlu olmaz ki? Yani yaşı ne olursa olsun, benim oğlum lise 3'te artık okul hayatının, lise hayatının neredeyse son demleri, en keyifli zamanları, hala sabah kalktığında kar yağdı mı diye pencereye koşan bir çocuk. Her çocuk sever. Hangimiz sevmedik ki? Mirim zamanında. Hep bunu yaptık. Ah, kar yağsa da, şöyle lopa lopa kar yağsa da, bir güzel tatil olsa diye hayal kurduk. Dünyanız yağdı. Herkes farkında değil mi? Feci yağdı. Feci yağdı, çok güzeldi.
Bir de tam o esnada biz çekimdeydik. Ben Karagöz'ü çıldırdım. Çok güzeldi değil mi? Çok güzel. Gerçekten. Bir de kar böyle huzur verir, mutluluk verir. Karın sessizliğinin bir büyüsü vardır. Bu bilimsel olarak da ispatlanmış. Sakinleştirici ve o sessizliğin içerisindeki sistem insanın beyin dalgalarını rahatlatıcı bir etki yaratırmış. Böyle kar yağarken hiç konuşmadan, kimseyle irtibata geçmeden bir çıkın yürüyün, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sadece kendi nefesinizi duyarsınız. Bir de en fazla ayağınızda kalın bir bot varsa karın üstünde yürürken o gırç gırç gırç, o sese de bayılırım. O sesi duyarsınız. Böyle bir huzur olur, bir huşu olur. O da insanı rahatlatırmış. Bir de böyle sakin mi oluyoruz Zeynep? Sakin oluyoruz. Kışın daha sakin oluyoruz. Kar yağınca böyle aman olsun canım modu. Ama işte gereksiz diye düşünen pek çok kişi dışarı çıkmıyor. Toplu taşıma araçları kullanılıyor. Çok fazla araç olmuyor. Onun için de gerçekten daha sessiz oluyor. Daha sessiz oluyor. Huzurlu oluyor sanki. Tabii tabii. Böyle, değil mi? Çok güzel daha oluyor. Daha huzurlu oluyor. Bence bir tadına bakın. Gerçekten ay kar yağmış. Allah'ım bu soğukta ne olacak diye düşünmek yerine. Oh ya Rabbim kar yağmış, çıkalım şöyle bir yürüyelim modunda olun. Şimdi havayla ilgili iki tane haberim var. Birisi Antalya'dan. Antalya'dan bizi çok izleyenimiz var biliyorum. Onların da hoşuna gidecek. Antalya'da kent merkezine geçtiğimiz hafta 93'ten sonra ilk kez kar yağmıştı. 2016 yılında bu kocaman yılı uğurlarken hava durumu ile ilgili böyle bir gelişme yaşadık. En son 93 yılında kar yağmış. Çocuklar böyle neredeyse şortlarıyla botlarıyla, onlar çünkü alışık değiller böyle bizim gibi kalın kalın giyinmeye, çok fazla soğuk olmuyor onlar. Zaten her mevsim yani, evet onların yoktur her mevsim. Mesela ben çok şaşırmıştım. Antalya'da bir arkadaşım var şu anda, halamlar da orada yaşıyorlar ama onlarda kalorifer sistemi falan bir lüks. Tabii ki. Gereksiz karşılıyorlar. Ya elektrikli, ismini söylemeyelim, RTÜK gereği evet. Biliyorsunuz. Elektriğe adapte edilip bir ısıtıcı çalışır ya, ya onu kullanıyorlar, ya klima kullanıyorlar, ya da küçücük bir mütevazi soba kuruyorlar. Kışı böyle geçiriyorlar. Bir ay falan kullanıyoruz zaten diyorlar. Onun dışında oh mis gibi. Yalnız tabii oranın da yazı biraz problem. Oo, hava durumunu veriyoruz. Süpersin Mustafa. Ankara mı bu? Ankara'da durum budur. Zeyno, Ankara, memleket Ankara, senin. Ankara'm güzel Ankara'm. Ankara'm, Ankara'm güzel Ankara'm. Memleketten ay. Manzaralar. En çok da şeydir. Karı bile güzel. Ay vallahi ya. Gerçekten her yer. Mesela sen doğduğun yer olarak şey yapıyorsun. Ben de böyle ay Ankara. Ne oluyorsa bana ay Antalya. Hepsine böyle ama bir içim kaynıyor. Bir güzelliği var. Evet, hepsi ayrı ayrı bir güzel gerçekten. En çok da şeydir, tehlikeli durum vardır ama hani düşene gülünmez derler ama herkes güler ya. Ben gülerim. Ben bir türlü gülemem. Ben çok düşerdim lisede. Ben dağıldım, kendime de düşerdim. Gülerim. Ben de kendime çok gülerim ama ay derim böyle kahrolurum. Orası öyle benim tabii bir canım. Kuzenim var, hep kırılırdı gülmekten. Sabahları beraber okula giderdik biz onunla. Düştüm mü kahkaha kıyamet, kendini karların içine atıp tepinirdi. O düştü mü güldü mü de kızardı ama. Öyle bir durum vardı. Olsun, ben yine de onu çok seviyorum. Ben önce koşup yardım ederim. Allah gitti ben, falan evet, diye. Çok üzülürüm. Sonra baktım iyi gidiyor, sonra bana kriz gelir. Ama yanında yapma. Düşününce sonradan o düşüş anını hani böyle ayakların birden havadan yerden kesilip böyle ağır çekim, hafif çekim onu hayal ettiğin anda kahkaha kıyamet gülersin. Tamam mı? Ben en çok kendime gülerim. Ben de kendime çok gülerim. Kızmam da güldükleri zaman çünkü komik bir durum gerçekten. Sadece ben birisi düştüğünde ay çok böyle içim fena olur. Bir de kamera arkası şakalar vardır ya, kamera şakaları. Evet. Onu çekerler sonra yayınlarlar. Bununla ilgili programlar bile var. Orada insanlar dank dunk düşüp gülüyorlar ya, ben de onu anlamıyorum. Mesela bir çocuk, genç bir çocuk bisikletle gidiyor gidiyor bir yere, bir engele takılıyor. Çocuk uçuyor paldır küldür, surat murat yer diye bir efekt. Diyorum ya bende bir anormallik var ya da bu programlarda bir anormallik var. Çünkü ben şöyle izliyorum. Ay düştü gitti Allah'ım düştü diye. Ben onlarda kamera şakalarını sevmiyorum. Evet. Kapılar yani falan çıkıyor çöpten. Onlardan daha çok o hani yine birine zarar vermiyor ama duygusuyla oynanan kamera var. Şakaları var. Ben onlardan hiç hoşlanmıyorum. Ben bir tanesini söyleyeyim mi? Söyle. Asansörde gidiyorlar. Asansörün içerisinde birden aynadan görünen bir hayalet figürü. Arkasını dönüyor bakıyor, hayalet yok. Aynaya bakıyor ve asansörde yalnızsın, düşünebiliyor musun?
Ya bana böyle bir şey yapsalar direkt dava açarım. Hiç sevmem. Hiç sevmem. Ben korku filmi bile izleyemiyorum. Yani o evet. andaki tepkimi tahayyül bile edemiyorum. Kim bilir nasıl korkarım, nasıl çığlık kıyamet. Herhalde böyle kapıları falan açmaya çalışırım kaçmak için. Kendimi öyle hayal ediyorum yani. Geçmişte şey vardı. Şakacı mı? Ne diye bir program vardı. Vardı, evet. Hiç sevmedim. Bazen dozu çok kötü oluyor. Yani işte bir yeni araba almış birisi, yok işte üstüne git boya dök. Şaka. İster istemez birisi buna sinirlenir. Sinirlenince de niye sinirleneceğim kamera şakası dediğinde yumruğu yiyebilirsin. Oldu canım. Senin aldığın araba var mı deyip direkt ben de sana şaka yapmak istiyorum. Gerçekten hani şakanın da dozajı var. Bunları program haline getirmek de bir meziyet. Çok keyifle izlenenleri de var. Kabul ediyorum. Tabii. Sen de kabul ediyorsun. Bazıları çok keyifli çok şakalar güzel. Var. Çok gülüyoruz ama bazen o doz aşıyor. Hani yaptığınız işin içerisine kendinizi kaptırdığınızda, dışarıdan bakmadığınızda ipin ucunu kaçırabiliyorsunuz. Tabii. Diyorsunuz ki bir müddet sonra, daha doğrusu çevredekiler diyor ki aslında güzeldi ama şu dönemden sonra şu tatta olmaya başladı. Tabii. Diye eleştirmeye başlıyor. Ya ben şeyleri seviyorum. Zekice olanlar var. Gerçekten kimseye sinir anlamında zarar vermeyen var. Mesela bir tanesi var, izlemişsindir. Sana izlettim sanıyorum ben. İşte sahilde, yurt dışında çekilmiş. Sahilde insanlar işte güneşlenmiş etmiş. Gitmeden önce duşta saçını şampuanlayacak. O çok güzel ama. Abim izletmişti bana. Şimdi yıkamaya başlıyor. Kafa böyle olduğu için yukarıdan sürekli birisi şampuan döküyor. O bitmiyor. Nasıl iş diye elde. Su geliyor ama devamlı orada sürekli bir durulama duruyor. Sürekli köpürüyor, köpürüyor. Tam durulandı diyor. Yukarıdan tekrar gizliden şampuan sıkıyor. Yani bu birine zarar vermiyor. En fazla ya ben de anlamamıştım falan evet, dersin, gülersin. Bu esprili bir şey. Bunun yani. Tadı var ama diğerleri yok, yok, korku tabanlıysa sana fiziki olarak ne bileyim düştüğünde bu ha tabii, efektiyle tabii. gülen bir şakaysa bence bu şaka değil. Tabii. Bir kez daha düşünülmesi gereken nokta. Havadan bahsediyordum ya, tekrar havaya dönmek istiyorum. Bir haberim de Türkiye'nin büyük bölümünde yoğun kar yağış etkili oluyor diye geçtiğimiz hafta içinde verildi. Ağrı'dan, Ağrı'da Başçavuş Köyü'nü sular altında bırakan Yazıcı Barajı'nın gölü, ki pek çok kişi biliyordur, bir cami minaresinin dışarıda kaldığı, üzerinin tamamen göl olduğu bir köyümüzdür bu. O köy göl donunca ortaya çıkan manzara eşsiz güzel. Sevgili yönetmenim Mustafa'cığım, şunu gösterelim mi? Gerçekten çok güzel. Şöyle yapalım, özür dilerim. Oo, çok güzel. Şöyle yapalım tatlış Ahmet'ciğim. Sizlere zahmet olmazsa. Çok güzel Zeynon, bakar mısın? Efsane. Görüntü gerçekten efsane. Memleketin halleri nasıl güzel değil mi? Çok güzel. Her bir noktası çok güzel. Bu arada geçtiğimiz günlerde bir haber kanalını izliyordum. O haber kanalında böyle geçişlerde... Bizim de çok kardeş haber kanalımız sayılır. Öyle tüyo vereyim Zeynep'im sana. Evet. Geçişlerde böyle şelaleler, doğayla ilgili geçişler yapıyorlar. Erzincan'dan bir evet. şelale. Niagara şelalesinden daha güzel, yemin ediyorum. 3 katlı tek evet. tek akıyor. Her tarafından dedim ki Allah'ım doğanın tadını buralarda da çekmeliyim. Nasıl içim gitti, nasıl güzel, nasıl güzel bir yerdi. Aynı o anda da her zaman söylediğimiz ve her zaman düşündüğümüz üzere vatanımız, memleketimiz gerçekten çok, çok güzel. Tartışma götürmez bir cennet. Ben bunu sık sık dile getiriyorum. Çocuklarımın alay konusu olsam da böyle doğayla ilgili güzel bir Allah'ım cennet, Allah'ım cennet, cennet öyle, diye gezerim. Öyle. Gerçekten cennet. Kıymetini bilmemiz gerekiyor. Ne kadar çok büyük sıkıntılar yaşasak da, ne kadar büyük acılar yaşasak da bu vatan gerçekten çok güzel ve bu vatan insanıyla çok güzel. Biz gerçekten çok güzel bir milletiz. Bu bir ego değil, bu bir önyargı değil, hiçbir şey değil. Gerçekten akşam ben Vatanım Sensin dizisini izlerken hep bunları düşünerek insanlar neler yaşamış. Akşam Hayde Edip Adıvar'ı eklediler. Hmm. Selma Ergenç miydi? Ergenç. Selma Ergenç. O mu? Yani öyle bir oyuncu var. O oynuyor Hayde Edip Adıvar'ı. Bir çocuk mesaj götürüyor ona. Adapazarı'nda saklanırken kuvaya katıldığında tabii ki düşman ülkenin her yerini sarmış. O da bir korumasıyla birlikte Kuvayi Milliyeciler ve Mustafa Kemal'in koruması altında olduğu için, çünkü kalemiyle savaşan bir insan Hayde Edip. Biliyorsunuz savaşmak ve mücadele sadece cephede gidip göğüs göğüse silahla olmaz. Pek çok cephete savaşılmış o zaman vatanda. Hem savaş öncesi, hem kurtuluş öncesi, hem kurtuluş sonrası çok büyük savaşlar verilmiş. Bunları düşündükçe ve sonra da hayatımızdaki gelişmeleri yaşadıkça
işte insan hıçkırarak ağlıyor aslında. Ağlama sebebi insanın o. Sorguladıkça, karşılaştırdıkça delirme noktasına geliyorsunuz. Neyse Hayde Edip'e geri dönmek istiyorum. Küçük bir çocuk geliyor Zeyno. Mesaj geliyor Hayde Edip Adıvar'a İzmir'den. İzleyenler zaten biliyordur. İzlemeyenler için ben böyle bir hayal alemine götüreyim sizi. Küçük çocuk geliyor. Elinde mesaj şeyi var. Silahlı tüfekli nöbetçi de kapıda bekliyor. Bir kır evi Adapazarı'nda. Kim var orada falan diyor böyle nöbetçi. Endişeyle düşman mı diye. Çılların arasından ufak bir erkek çocuğu çıkıyor. Benim bir şey yok diyor ama nasıl cesur böyle gözlerinden belli o cesaret. Ödümü kopardın ufaklık diyor. Ben de diyor bak silahı ateşleyecektim diyor. Yok yok mesaj var. Ne diyor? Hanıma diyor. Hanıma mesaj var diyor. Ver bana diyor zarfı. Hayır sana vermem diyor. Ben onu göreceğim diyor. Olmaz göremezsin. Yasak diyor. İçeri kimse giremez. Hayır ben göreceğim. Yoksa diyor yutarım bu kağıdı diyor. Ağzına yaklaştırıyor. Bak yutarım veremezsin diyor. Böyle bir cesaret. 8-9 yaşlarında bir erkek çocuğu. Sonra içeri giriyor. Hadi Edip her zamanki gibi daktilosunun başında yazıyor, okuyor, paylaşıyor. Tabii ki o zaman teknoloji yok ki. Ülkenin her yerine, mücadelenin her noktasına çok az imkanlarla bir şeyler yetiştiriyorlar. Dönüyor. O sahneyi de çok güzel yapmışlar. Sahneler zaten çok etkileyici. Ay şu anda ben anlatırken de ağlar mıyım acaba? Ağlama. Dönüyor Hadi Edip. Çocuk görür görmez böyle gözleri ışıldıyor. Nasıl da güzel oynamış. Çok gençmişsin diyor. Gülüyor Hayde Edip. Neden öyle söyledin diyor. Yazarlar yaşlı olur. Ben senin çok yaşlı olduğunu düşündüm diyor. Orada tabii bir zeka pırıltısı var. Sonra işte mesajı veriyor Hayde Edip'e. Hayde Edip okumadan önce oradan kesesini açıyor ve 1 lira gibi bir para herhalde o zamanın küçük bir parası alıyor ufakla. Al bakalım bunu diyor. Parayı alıyor çocuk, eviriyor, çeviriyor. O sırada Hayde Edip tekrar masasına dönüyor, mesajı açacak. Sonra çocuk dönüyor diyor ki, al bunu hanım diyor. Neden diyor, niye veriyorsun diyor. Buna diyor, Mustafa Kemal'in benden daha çok ihtiyacı var diyor. Ona benim için ilet diyor. Ben orada kopuyorum tabii. İşte kopma sahnelerinden benim için kopulacak nokta orası. Böyle güzel insanlarız biz. Hep böyleydik, böyle de olmaya devam edeceğiz. Kötülüklerin bize sahip olmasına müsaade etmeyelim. Güzelliklerle yaşayalım. 2016'da neler neler yaşadık. Şöyle dönüp baktığınızda. Çok kötü günler. Aa diyorsunuz. Bazıları ya. Çok kötü. Bizim günler. Ülkemizde bunlar da oldu. Biz bunları da yaşadık. İnanamıyoruz hani. İnanamıyoruz derken çok büyük bir 16 Temmuz yaşadık. Ardından oldu bu oldu. Hatırlarsanız 2 hafta öncesine kadar açılış yapamıyorduk, günaydın evet, diyemiyorduk. Evet. Bir taraftan umut vermek zorundayız, kendimiz de hissetmek zorundayız ama bir taraftan öyle acımız büyük ki gülümseyemiyoruz bile. Bırakın umut vermeyi, bunu nasıl başaracağız? Bu zorlukların içerisinde bile biz ki hala böyleyiz, ben bu ülkeye çok inanıyorum, ben bu vatana, bu millete, insanımıza çok inanıyorum. Bize bir şey olmaz. Yeter ki gerçekten o ruhu hala içimizde hissedebilelim. Vatanın değerini bilen insanlar olmaya devam edelim. Çocuklarımıza da ne olur bunu aktaralım. Eğitim evet çok önemli, çok değerli ama öyle değerler var ki eğitimden çok daha üst kademede. Ay şu kursa yetiştireyim, ay şu birikimi olsun, şu testi de çözsün, şunu da yapsın, şu okulu kazansın. Bunların hepsinin ötesinde, bunların hepsinden daha önemli şeyler var bu hayatta. Bu ülke için, bu millet için de, yaşam için de ne olur bunlara değer verelim. Bunlarla ilgili hazırlıklarım var ama ben böyle cır 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 konuşursam onları geçemeyeceğim. Yani bir sürü şeyler hazırladım. Onları bitiremeden gene program bitecek. Hava durumu ile ilgili bir arkadaşım çok güzel bir mesaj atmış. Sevgili Mine, liseden arkadaşım. Onu hemen aktarmak istiyorum. Bir kar duası atmış. Çok hoşuma gitti. Hava durumu kısmını kapatmadan önce ondan bahsetmek istiyorum. Bakın nasıl güzel bir dua. Üzerimize cemaliyle yumuşacık ve şeker tadında karlar indirip celaliyle dağları ve yolları kara bürüyen Rabbim. Kalplerimize kar tanesinin paklığını indir. Mutluluklarımızı kar taneleri adedince çoğalt. Hüzünlerimizi rahmetinin dokunuşuyla kar taneleri gibi erit. Dostluklarımızı her bir kar tanesi gibi
özel ve güzel eyle. Bizi senin rızan yolunda uçuşan kar taneleri eyle. Günahlarımızı gufranının karında yıka ve temizle. Amin demiş. Mineciğim çok güzel yollamışsın. Vallahi tüylerim diken diken olarak hem okudum hem de aktardım. Çok da güzel. Reklam mı geldi? Evet. Şaşkınım. bu kadar haberi ben ne zaman vereceğim acaba? Şaka yapıyorum tabii ki reklam. Sevgili izleyenler çok güzel bir sabah olsun. Bu güzel duayla ilk bölümü kapamış olalım. Zeynep inanılmaz hareketli bir şekilde o muhteşem lezzetleri hazırlıyor. Benim çenem durmuyor ama kısacık bir ara vermemiz gerekiyor. Kısacık bir ara reklam arası, hemen ardından hayatın tadı tam tadında huzurlarınızda olacak. Hastavuğ'un sunduğu Hayatın Tadı devam edecek. Hastavuğ'un sunduğu Hayatın Tadı devam ediyor. Devam ediyoruz. Ahmet çok tatlısın. Nasıl dalmış? Böyle oturmuş dalmış bana işaret edecek ya. Ben de mahsus bekliyorum. Efendim, hayatın tadındasınız. Tadın, keyfin, sohbetin, lezzetin tam ortasındasınız. 2016 yılının son programını yapıyoruz. Zeynep'le birlikte baş başa burada sizinle daha böyle sıcak, daha aile gibi olduğumuz keyifli bir program olsun istiyoruz. Ay söylerken bile heyecanlanıyorum. Çok zevkli, çok heyecanlı geçti değil mi? Ya evet. Neler yaşadık, neler yaşadık. Zeynep. Bak bugün kolum bile daha iyi. Evet. Kolumu çok yordum. Neden? 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 Çünkü ağır gördüm. Çünkü çok ağır gördüm. Evet. Ama bunun sonucunu görmek istemez misin? Nana! Bunu sana arıyordum. Ama i̇şte. Sen benim hassas bir dönemimde... Hayır yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Sen bana geçen yıl onu yaptığında ben ağladım mı? Ama bu örgü ve senin kolun sakat. Ama aşk olsun. Hayır. Lütfen. Çok beğeneceksin. Renklerini senin matlarına göre yaptım. Kaç gündür ama canlı senin kolun şekilde... sakal. Tamam o kadar daha genişini öremedim onun için şey yapma. Hani küçük bir şey bu. Büyük değil. Teşekkür ederim. Ay kızım. Bak ben dedim sana akşam o kadar ağladığımdan anlaman lazım. Ben bununla bitirmez miyim bu sakın programı? Sakın bak mikrofonu kapatacaksın. Kıyağını takabilir miyim? Hayır. Ya. Hayır. O zaman şöyle. Tamam. Ay çok yeni güzel. Yeni öğrendiğim bir model olduğu renkleri üzere. Renkleri çok güzel. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Çok hoşuma hiç gitti. Hiç renkte de montun olduğu için böyle deyip bulunca ben sen aklıma geldi. Ben gidemedim. Benim hayalimde sana kitap almak vardı. Hayır gitme. Gideceğim tabii ki de ama. Hayır, gerçekten olmuş. Özellikle planladığım bir şey değildi. Biliyorum. Ben bu ipi görünce sen aklıma geldin. Ay bunun üç montunu da güzel olur dedi. Ama Zeyno kolun ağrıyordu. Kurban olurum. Ama çok iyi olmuş. Hem de bu senenin modası. Model böyle bu senenin. Bütün doğanın tatlarını da takacağım. Çok güzel bir sürü atkım oldu. Çok özeniyordum. Bak görüyor musun? Allah ya, veriyor Zeyno. Evet. O gün sen Serap da yaptı evet. Deyince ondan sonra tek tek fitil fitil mi görünüyor? Tığla mı ördün sen? Sordun ya bana. Evet. Allah Allah diyorum neden öyle sordu acaba diyorum. Şüphelen yani böyle bir şey yapacağından şüphelenmedim. Çünkü çelen örüyorum şey, evet, demiştim. Evet çelen ördüğünü biliyorum. Evet. Ve şey kolun kötü evet. Ciddi kötü kolu ona rağmen ay canım arkadaşım. Serap'a benim... çok sinirliydim ama daha çok teşekkür ederiz yine Serap, de Serap'a. Serap izliyorsan at mesajları. Ay çok teşekkür ederim. Canım arkadaşım çok, çok ederim, seviyorum. Kuzum. Bak vallahi dilim dolan. Yok bir şey. Ama ağlamamayı başardım. Evet. Ağlama bir tane boyunluk yaptım. Eldivenini bile yapamadım. Benim gözlerim dolunca itiraf et seninkilerde doldu. Evet. Kafayı çeviriyordum. Çok tatlısın canım arkadaşım benim. Çok şekerdi. Harika bir şey. Mesaj gelmiş olabilirim. Yönetmenden mi geldin? Ben mi istiyorum değil mi? Bütün ekip sırada bekliyor. Yok artık. Ben evet. Arkadaşım. Kat çile ip ediyor. 180 kişilik bir ekip olduğunu düşünürsek. İşte ben her yıl birinize yaparken... Selam yazmış. Çok çirkin olacağız. Biliyorum. Çok çirkin seninki olmuş. Daha güzel olmuş taraf ama ben daha acemiyim. Çok tatlısınız. Çok seviyorum sizi. Harikasınız ya. Bu kadar mı güzel? Ya ben çok şanslıyım. Gerçek hazine bu. Hayatta başka hiçbir şey. Mustafa abi de mi istiyormuş?
Mustafa abine söz vermiştin diyor. Yönetmenimize söz vermiştim ben. Yaklaşık 2 yıl oldu galiba. Mustafa da unutmuyor. Ben unutmaya çalışıyorum. Mustafa unutmuyor. Unutmaz. Sosyal medyada paylaşımımın altına da yazıyor. Oradan da sonra tamam yapacağım ben. Yapacak. Sonunda yapacak. Hiç merak etmeyin. Ama işte hayatta gerçek zenginlik bu. Yani biz çok doğalımızı yaşıyoruz sizlerin huzurunda. Gerçekten biz böyle yaşadığımız için bunları sizinle paylaşıyoruz. Gerçek değerin bu olduğunu söylememizin sebebi bu. Gerçekten hayattaki yaşanabilecek daha güzel ne olabilir ki? Bir güzel anıdan başka, güzel gülüşten başka, sarılmadan başka, sevginizi ifade edebilmekten başka daha güzel ne olabilir ki? İnanın bundan güzel hiçbir şey yok. Ne olur bunların kıymetini bilelim hep birlikte. Zeyno iptal etti beni. Allah'ım ya Rabbim. Ya bir şey değil, sadece ben seni anlıyorum. Dışarıdan izleyen bir saçısından diyecek ki ya bir tane boyunluk neden bu kadar şey yapıyorsun? Asla ama biz değil. Birbirimize hem değer veriyor olmanın etkisi. Sen el işine değer veriyorsun biliyorum. Kolum hasta diye yapıyorsun evet, ama iyiyim merak etme. Evet. Yok, iyiyim. İyi, çok şükür. İyiyim ben. Onu yaparken hiçbir iş yapmadım. Hep Hasan'ı çalıştırdım. Ah canım. Kıyamam ben kardeşime. Asıl emek Hasan. Tahmin edebiliyorum. Ah kıyamam. Çay da verir misin? Su da verir misin? Çok yoruldum. Bak kolum çok kötü. Nasıl yapıyormuşsun Hüseyin yapıyor diyorsan. Bana çay koyar mısın? Aşkım bana çay koyar mısın? diyormuşum. Sevgili arkadaşımız da. Bu arada onu da anmış olalım. Hüseyin. Yıllardır çok güzel işler yaptık. Şu anda aramızda olmasa da bizim için çok değerli tüm diyor arkadaşlar. Peygamber gibi diyor tövbe aşağıma diyor. Peygamber gibi eşin var diyor. O da diyor veriyor bir de utanmadan diyor şey diyorsun diyor. Aşkım Hüseyin'e de veririm. İşte bu neyin kanıtı? Aslında herkes bunu farkına varmalı. Bu şunun kanıtı. Tatlı dil yılanı deliğinden gerçekten çıkartır sevgili izleyenler. Ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın. İçinizde huzur hissedip, gülümseyerek, güzel bir dille ifade ederseniz vahşi hayvanlar bile size zarar vermeyebiliyorlar. Tabii ki istisnalar var hani deli gibi kalkıp. Ay canım, ay canım seni çok seviyorum diye kucaklamayacaksınız ama. Senin niyetin vardı ona. Senin anlattıklarından sonra vazgeçmişim. Şimdi şeyi hemen aktarmak istiyorum. Mehmet çok güzel bir mesaj yollamış. Çok hoşuma gitti. İki kişi bana geldi bugün. Senin evinin adresini, numaranı falan istediler. Sana sormadan verdim. Kızmamışsındır umarım. Böyle başlıyor mesaj. Ben böyle tüylerim diken diken oldu. Bir de medya işi yapıyoruz. Acaba yok diyorum Mehmet böyle bir şey yapmaz. Yani bu bizim Mehmet değil falan hangi diyorum. Hangi Mehmet'ten bahsediyorsun? Bizim Mehmet içerideki. Evet, rejide. Niye seni aradıklarını, kim olduklarını sordum. Haftaya cumartesi akşamı size geleceklermiş. Birinin adı sağlık, diğerininki mutlulukmuş deyince rahatlıyorsun. Çok güzel bitmedi. Devam etmek istiyorum. Bütün yıl sizde ve bizde kalacaklarmış. Sağlık, mutluluk, huzur dolu nice yıllara demiş. Ay Mehmet. Çok güzel. Çok tatlısın. Çok teşekkür ediyoruz. Sana, güzel eşin Reyhan'a, çocuklarına, kuzularına, hepinize, tüm arkadaşlarım için geçerli de bu mesajı yolladığın için sana birazcık torpil yapıyorum hocam. Böyle çok güzel, çok mutlu bir yıl olsun inşallah. Çok güzel bir mesajdı. Bunu da çok sevdim. Oh oh mesajlar geliyor. Mesajlardan bahsederiz ama Zeynom yılbaşı lezzetleri hazırlıyor ya. Bugünkü gazetelerde de evde mükellef yılbaşı sofrası diye bir haber başlığı gördüm. İşte o mükellef yılbaşı sofrasından bahsedeceğiz birazdan. Mükellef değil mi? Ay çok güzel görünüyor. Çok fena. Şimdi ciddi bozacağız ya biz. Ben evet. Biraz Doktor Mustafa Tökmen'den evet. Elma Life'dan bahsetmek istiyorum. 2016 çok zor bir yıldı. Çok evet. Büyük acılar getirdi ama hep olumsuz yönünden bakmayın. Hayatınıza güzel bir şeyler de getirmiş olabilir. Ne bileyim bir nişan yaşamışsınızdır, bir evlilik yaşamışsınızdır, bir bebek olmuştur. Çok sevdiğiniz bir kişi önce hastalanmıştır sonra iyileşmiştir. Böyle mucizeler de olmuştur. Bunları da görebilmek lazım. Mesela Zeynep'le benim için 2016 şu açıdan çok güzel. Biz fazla kilolarımızdan kurtulduk. Sağlık yılı oldu. Sağlık daha yolum yılı. Var benim ama sağlık yok, hayır, anlamında. Çok başarı elde ettik. Bence. Ben doktorumuzla konuşurken söyledim. Kendisine de söyledim. Ben yine çok teşekkür ediyorum ama sen beni biliyorsun. Ben her yıl 2 ağır grip geçirirdim. Yani soğuk algınlığı falan değil. Ciddi grip oluyordum. Ve bir üşütmeyle 2 ay kalkamıyordum. Ben bütün bir kışı hasta geçiriyordum. Evet, evet. Bu sene böyle ben farkındayım. O yine hastalanıyorum ama direncim o kadar yükselmiş ki. Böyle bir gündüz yatınca hani şöyle bir toplandım ben ya diye ertesi güne iyi oluyorum. Kesinlikle. Yediklerimiz vücut direncini de yükseltmiş.
hem direncimiz yükseldi. Beni de hatırla, geçen yıl ben çok zorlandım. İlk sezonda çok ciddi rahatsızlıklar yaşadım. Kafam kalkmıyordu. Çok zorlandım. Programlarımı gelip yapıyordum. Size hissettirmemeye çalışıyordum. Belki de hissettiriyordum. Bilemiyorum şu anda. 2015'in Kasım aralığı senin için çok zor çok geçmişti. Çok zor geçti. Ciddi hastaydım. Yani enerjimi burada yaptığım tabii iş süresinde harcıyordum. Eve kendimi zor atıyordum. Böyle yorgunluktan pek çok sevdiğim insana, arkadaşıma, ya şeyden ne kadar değişmişsin, ne kadar kilo vermişsin diyenlere ilk önce durun, sağlığımı kazandım dediğimde bu örneği gösteriyorum. Eve neredeyse böyle sürünerek gidip acıdan, vücudumdaki acı hissinden ağladığımı hatırlıyorum ben. Yorgunluk acısından. Bu kolay bir şey değil. Bunun bir hastalık sebebiyle olduğunu, Hashimoto ile ilgili olduğunu ve bu hastalığın insanın direncini kırdığını, direnç kırdığı için acıları daha fazla hissettiğini öğrendim. Bunların hepsini doktorumuzdan, Doktor Mustafa Töken'den öğrendim. Çok çok teşekkür ediyorum. Bize güzel, sağlıklı bir hayat ve devamını armağan etti. Çünkü onunla birlikte olunduğunda, Doktor Mustafa Töken'le konuşulduktan sonra alınan öğretilerde öğreniyorsunuz ki hayatınızı adapte edebildiğiniz gibi yaptığınız kaçamaklarda da, yaptığınız o sistemin dışındaki girişimlerde de hemen önleminizi alıp aynı yola geçebiliyorsunuz. Bu da onlardan biri, bu vereceğim haberde o örneklerden biri. Yağlı peynir ile kaymakta aklandı haberiyle karşılaştığım anda kestim ben. Bugün biz doktorumuzla birlikte olsaydık onunla paylaşacaktım. Onun hep söylediği bir şey bu. Tereyağdan sonra yağlı peynirlerinde diyabet ve kalp hastalıklarını karşı koruduğu belirlendi. Doktorumuz yağlı yemenin sakıncalı olmadığını, sadece doğru yağı yemenin doğru bir sistem olduğunu bize öğretti. Tereyağı ve zeytinyağından vazgeçmeyeceğiz. İşlenmiş gıdalardan uzak duracağız. Doğal olan her şey hem size sağlık katıyor, hem sağlığınızın devamını sağlıyor, hem de fazla kilolarınızdan kurtuluyorsunuz. Bu çok önemli. Çok değerli öğretiler var. Çok güzel bir iş yapıyor bir kere Doktor Mustafa Töken. Çok doğru bir şey öğretiyor insanlara. Şeker hastalığını bitiriyor. İşte kalple ilgili sıkıntı varsa onu çözebiliyor. Hashimoto'ydu, tiroitti, bu gibi hastalıklarla mücadele ediyor. Bizim ortak bir arkadaşımız biliyorsun gitti. Şeker hastalığı falan derken herkesin aklına sadece böyle ilaç kullanılıyor falan diye değil, ciddi insülin kullanıyordu. Ve ondan geri dönmek, hayatını öyle bir bağımlılıkla yaşamak yerine bundan geri dönmek çok önemli bir şeydi. Çok ciddi bir aşamaydı ve çok güzeldi. Çok. Buradan kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki var. Önümüzdeki hafta Cuma günü birlikte olacağız inşallah. Bunu katmış olması. Siz de şöyle bir geriye dönüp bakın. Evet, çok sıkıntılar, çok acılar, bir sürü problemler yaşadık ama güzel şeyler de olmuş olabilir 2016'da hayatınızda. Önemli olan da o bence. Evde mükellef yılbaşına geçmeden önce, hani hayatınızda güzel şeyler olmuş olabilir dedim ya. Bir anekdot var, onu aktarayım. Ondan sonra devam edeyim. Sevgili yönetmenim Mustafa'cığım, biliyorum iki tane de videomuz var, onlara da geleceğiz. Program bitmeden onları da vereceğiz, hiç merak etmeyin. Bir adam ölür. Öldüğünü fark ettiğinde Tanrı'nın elinde bir çanta ile kendisine yaklaştığını fark eder. Tanrı ile adam arasında şöyle bir konuşma geçer. Tanrı: haydi oğlum, gitme zamanı. Adam: bu kadar mı erken? Bir sürü planım vardı. Tanrı: üzgünüm ama gitme zamanı. Adam: o çantada ne var? Tanrı: sahip oldukların. Adam: sahip olduklarım mı? Yani eşyalarım mı? Elbiselerim, param? Tanrı: onlar asla sana ait değildi. Onlar dünyaya aitti. Adam: anılarım mı? Hayır, onlar zamana ait. Adam: yeteneklerim mi? Hayır, onlar koşullara ait. Adam: arkadaşlarım ve ailem mi? Hayır oğlum, onlar yürüdüğün yola ait. Adam: karım ve çocuklarım mı? Tanrı: hayır, onlar kalbine ait. Adam: o zaman bedenim olmalı. Tanrı: hayır hayır, o toprağa ait. Adam: o kesinlikle ruhum olmalı o zaman der. Tanrı: üzücü bir hata yapıyorsun oğlum. Ruhun bana ait der. Adam gözlerinde yaşlar ve kalbinde korkuyla çantayı Tanrı'nın elinden alıp açar. Boştu. Kalbi kırık
Gözyaşları yanaklarından akar ve Tanrı'ya sorar. Hiçbir şeye sahip değil miyim? Tanrı, doğru. Asla bir şeye sahip değilsin. Adam, o halde benim olan ne var? Tanrı, anlar var. Yaşadığın anlar senindi. Hayat sadece bir andır. Her anı yaşayın, her anı sevin, her anın tadını çıkartın. İyi insanlar cennete gider demek asla doğru değildir. İyi insanlar nereye giderse orası cennet olur. Çok güzel değil mi? Osho'nun muhteşem bir çok hikayesidir. Güzel. Çok etkileyicidir. İşte bu yüzden böyle yaşamalıyız. Şu anı yaşıyoruz ya. Zeynep bana şu hediyeyi verdi. Arkadaşlarım mesajlarını atıyorlar ya. Rejideki arkadaşlarım benimle irtibat kurup espriler yapıyorlar ya. Herkes izliyor ya. Bundan daha güzel bir an olabilir mi? Olmaz. İşte hepimiz için böyle güzel anlar var. Lütfen bu güzel anların kıymetini bilelim ki hayat daha güzel aksın ve gitsin. Güzel anım. Güzel anım. Şimdi evde mükellef yılbaşı sofrasının fiyatını söyleyeyim mi sana? Sen bir uzman olarak her hafta... Haberi izledim ondan bahsediyorsan ama öyle değil canım. Değil mi? İşte onları açıklamanı istiyorum canım. Patateslerimizi rendelerken. Evet. Evde mükellef yılbaşı sofrası 200 TL'yi bulacak demiş. Ha o evet. Tamam. Sen doğru. Hangi haberi söylüyorsun? Bir tane haber yapılmış kanallardan bir tanesinde işte 47 liraya diye... 47 lira. Evet. İşte şöyle bir tane tavuk yapılıyor. Tuzda tavuk. Yanında bir tane şey. Ama şöyle bir şey yapmışlar tabii. Çok sevdiğim bir isim var. Güzel de program yapıyor. Nursel'le birlikte yapmışlar. Çok güzel programlar değil mi onun da? Evet. Çok ben sıcaklığı farklı bir isim. O da arada tiyolarını veriyor. Tabii diyor yağlar yine benden oldu. Yok şu benden oldu. Öyle bir şeyleri bir yerden alınca öyle olabilir. Olmuyor. Ama mükellef kurmak istiyorsak evet 200-250'yi rahat buluyor. Bence 200'ü bile iyi söylemişler Zeyno. Evde şimdi düşünsene. Yani tabii kaç kişi olduğu da, da önemli. Çok, evet onu da baz alıyorum. Hani tabii. Bir ailesin en az limiti düşün. İki kişi olduğunu düşün evde. İki kişi için bile bir masraf. Yani tabii bir de mükellefin de şeyi var. Şimdi ölçü orada tabii. Vermişlerdir. Hindi olması hı-hı. Farklı ama hindi yemeyen biri için mükellef bonfile dersen o çok farklı. Çok daha farklı. Kabak tatlısı seven var ama işte kestan şekerinden bir tepe oluşturdum. Diyen var. Değil mi? Çeşit tabii. Çeşit. Hepsi ama yine de 200-250 anca evet. Evet. Yılbaşı gecesini evde geçirmeyi planlayan 4 kişilik aileninmiş bu Zeyno'cum. Evet. Senin dediğinle aslında örtüşüyor. Evet. Sen 47 lira demiştin ya. 4 kişilik ailenin mükellef bir sofra için 200 TL'yi gözden çıkarması gerekiyor. Bu özel gecenin en gözdesi organik hindi. Hmm, bu da mı çıkmış? Ben ilk defa duyuyorum organik hindi. Var mı? Anlamıyorum. 30 liraymış. Özel karışım kuru yemişin kilosu ki bu çok faydalı ve herkesin yemesi evet. Gereken bir şey. Biraz fazla pahalı bizde. Yağlı tohum da deniyor biliyorsunuz. Fındık, fıstık. Badem, ceviz 25 lira ile 30 lira arasındaymış. Kilosu. Meyve sepeti efendim? Kilosu mu? Kilosu diyor ama öyle değil daha fazla. Mesela yani, ceviz 70 lira mı 80 lira mı ne kilosu? Tabii canım değil bu mi? Karışık hazırladıklarında ağırlık olarak yer fıstığı falan yükledikleri için ortalama muhtemelen düşmüştür. Düşüyor. Ama ceviz, badem, fındık yoğunlukluysa ama içinde kabak çekirdeği ile ay çekirdeği yoğunlukluysa, leblebi yoğunlukluysa 25-30 lira olabilir ama biraz daha hem tabii. Lezzeti farklı hem de daha yararlı olan bir kilodan bahsediyorsak 70-80 lira civarı. Meyve sepeti 20 liradan başlıyor diyor. O olabilir. Olabilir. Yani elma, portakal şimdi mevsimsel düşünürsek. Dün yaptığın için 20-22 liraydı. Yaptığın için biliyorsun. 22 liraydı. Meyve Allah'tan biraz şey. Tabii. Protein. Farkındaysanız hep protein fazla. Evet. Fiyat olarak ki. Çünkü değerli. Değerli. Ülke olarak da çok fazla tüketmemiz gerekiyor. Bu yüzdendir ki lütfen tavuk tüketin. Tavuk çok ciddi bir protein aracıdır. Hani ete ulaşmak zor geldiği noktada en azından gelişme çağında olan çocuklarınız için evde tavuk lütfen aldatıcı haberlere aldanmayın. Marka olan üzerindeki tarihlere, üretim şekline tabii. Dikkat edeceğiniz tavuk ürünlerini lütfen evinizde alın çocuklarınızla yedirin. Protein çok önemli. Bir şey daha yine psikopata bağladın. Olayı geleceğe bir komplo teorisi. Hayır değil. Doğru. Gerçekten bu ülkenin geleceği için aydınlık kafalı, zeki çocuklar hepsi doktor mühendis olacak, benim adam olacak demiyorum. Hangi işi yaparsa yapsın, ülkesine karşı sorumluluk sahibi olsun, gözü açık olsun, farkında olsun her şeyi. Böyle evlatlar yetiştirelim. O yetişme esnasında da çocuğa protein yedirmemiz lazım. Lütfen buna
Dikkat edelim anneler. Yani hiçbir şey yapılamıyorsa ev yapımı yoğurt muhakkak yenilsin. Süt içsin mesela. Yumurta yesin. Yumurta çok faydalı. Mutlaka bunlara hassasiyet gösterin, özen gösterin. Şimdi Zeyno'cum, bunun detaylarını çok fazla vermeye gerek yok. Anlattık. Yani şu haber ilginçmiş. 350 milyon liralık kuru yemiş tüketimi. Ha bu güzel. Bakın bunu verelim. Tüm Kuru Yemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği TÜKSİAD'mış. Başkanı olan Hüsamettin Karaman, Türkiye'de sektörde iç tüketimden yılda 9 milyar lira civarında ciro elde edildiğini belirtmiş. Bunun sadece 1 milyar lirasını Aralık ayında kazanıyorlarmış. Yılbaşı civarında. Bu 1 milyar liralık cironun 350 milyon lirasıysa her yıl başından kaynaklanan ciro diye açıklamış. E güzel bir şey bu. İnsanımız yiyebiliyor demek ki. Harika bir şey. En azından umutlu olduk. Gönlümüz ferahladı, rahatladık. Ama tüketime bakar mısın yılbaşında? Yılbaşında öyle bir gelenek birden var. VTR'lere geçelim. Haklıdır yönetmenim, canım benim. Bir de o kadar uğraştı. İki tane daha anekdotum var. Bunları da toparladık. Ha, Noel Baba ile ilgili bir haberim var. Orada da biraz olumsuzlaşacağım ama ilk önce VTR'lere geçelim. Doğayla ilgili olanı verelim önce Mustafa'cığım, ama ben birkaç tane doğayla ilgili haber vereyim. Ardından da o güzel haberi verelim. Ah ah, neler ayarlamıştım aslında. Bak bak bak, hepsi ziyan olacak. İlk önce şu 3 haberi vereyim. Bir tanesi köpeğe suni teneffüs yaptı haberiydi. Bu çok hoşuma gitti. Romanya'da yaşayan bir kişi, bir itfaiyeci, yangında zehirlenen bir köpeğin hayatını kalp masajı ve suni teneffüs yaparak kurtardı. Ülkede kahraman ilan edilmiş Manguel. Şöyle hatta gösterelim de. Tatlış Ahmet'i gösterelim. Bu nasıl güzel bir şeydir ya. Böyle bir insan için işte şuradan kötüdür, yabancıdır, şu inançtandır, bu ırktandır, böyle bir şey denebilir mi ya? Köpek kurtarıyor. Yani bu nasıl güzel bir şeydir. Helal olsun. Süper. İnsanlık bu. Bir diğer de en iyi dostum Çilli. Şunu da verelim Ahmet. Şöyle göstereyim şu Çilli'yi. Sonra da haberini okuyacağım. Görebiliyor muyuz? Mustafa içeride beni öldürecek. Abla üst üste neler yaptın diye. Çilli'ye bakar mısınız? Amcamın tepesinde, arabada direksiyonun yanında. Bu da şöyle bir haber. Amasya'da yaşıyormuş emekli İsmail Çelebi, 62 yaşındaymış. En yakın dostum diyormuş Çilli'ye. Horozu Çilli'yi hiç yanından ayırmıyormuş. Otomobille gezintiye çıkıyorlarmış. Kahvehanede ya da markete gittiğinde Çilli hep yanındaymış. Evli ve 3 çocuk babasıymış İsmail Çelebi. Arkadaşlıklarını şöyle anlatıyormuş. Emekli olduktan sonra bir tavuk aldım, 5 tane civciv oldu. Çilli'yi çok sevdim. En iyi arkadaşım oldu. Arkadaşlarım benim için kafayı yemiş diyor. Bakar mısınız? Nasıl bakıyorlar? Kesin kahveye falan gittiğinde diğer arkadaşları alay ediyordur. Ama şimdi buradan bu açıdan bakınca bence o arkadaşlarla alay etmek lazım. Biraz kıt ruhlu ve kıt görüşlüler bence. Hayvanları sevince insan kafayı yemiş mi oluyor diye de soruyormuş İsmail amca. Asla değil. Helal olsun size. Çok güzelsiniz. Böyle hayvan sevgisi dünyayı kurtaracak. Çünkü dünyada nesilleri hızla tükenen canlılar var. Sona doğru hızla yaklaşan canlılar var. Kutup ayıları, pandalar, bazı çita cinsleri. Bunun gibi ilk aklıma gelenleri söylüyorum. Bunun gibi orangutanlar, o kadar çok tür var ki hızla sona yaklaşıyorlar. Artık bir daha göremeyeceğiz. Bizim torunlarımız mesela onları bilemeyecekler. Düşünsenize ne büyük acı. Hani çok abartmayayım tabii, dinozorların görülmemesi gibi bir şey değil bu ama neticede süreç bu. Gittikçe pek çok hayvan var. Gittikçe tükenen nesiller çok üzücü. Bu üzüntüyü hep birlikte yaşıyoruz. Bununla ilgili bir tane daha haberim vardı. Onu da bulursam tam süper olacak ama onu herhalde videoyu izledikten sonra. Julia Roberts'ın Doğa Ana diye bir videosundan bahsetmiştim size. Çok seviyorum o videoyu. Lütfen okuyun. Sevgili Mustafa alt yazılı halini bulmuş. Neden doğa ana ve niçin ona saygılı olmalıyız? Buyurun izleyelim efendim. Hem de okuyalım. Alt yazıyı okuyun. Some call me nature. Others call me mother nature. I've been here for over 4.5 billion years. 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive,
you thrive. When I falter, you falter. Or worse. But I've been here for eons. I have fed species greater than you, and I have starved species greater than you. My oceans, my soil, my flowing streams, my forests, they all can take you or leave you. How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me. One way or the other. Your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you? Evet, ona ihtiyacımız var. Okudunuz değil mi? Ben diyor 4,5 milyon yıldır buradayım. Hani siz geliyorsunuz, geçiyorsunuz. Siz akan şeylersiniz. Asıl önemli olan benim. Bana dikkat edin diyor ve Zenon'un da dediği gibi nasıl karakteristik bir ses. Julia Roberts olduğu nasıl belli. Biliyorum çocuklar son 10 dakika. Allah'ım nasıl geçti yine ya. Yine evet. Yetmedi. Biz bu işi her 15'te bir yapalım Zeynep. Yapalım. Haberlerimi veremiyorum. Çok zevkli oldu. Evet çok zevkli oluyor. Haberlerimi veremiyorum. Çok etkileyici bir videoydu. Gerçekten çok güzel. 2016 yılının son programı ya, 2016'ya dair şeyler aktarıyoruz. Haberlerimden biri de şöyleydi. Kelebekler ve arılar için kötü geçmiş. O haberi aktarıp size videoyu izletmek istemiştim ama olsun izlemiş olduk. Sizinle konuşurken bu arada haberi de bulmaya çalışıyorum fakat bulamadım. Bulursam onu da vereceğim size. 2016 yılında kelebekler ve arılar ırk olarak yok olmaya hızlıca devam etmişler. Mesela kelebek türünde yok olan çok fazla tür olmuş. Arılar biliyorsunuz Einstein da dediği gibi arı nesli bittiğinde insan nesli de bitecek. Çünkü arı hayatın devamlılığını sağlayan en önemli yaratılmışlardan birisi. Polen oluşturduğu için, polenlerin taşımasını sağladığı için doğanın dengesini sağlıyor. Arı çok ciddi bir dengeleyici. O yüzden aman ha lütfen çok dikkat edin. Arı gördüğünüz yerde ona zarar vermek yerine, öldürmek yerine onu kaçıracak sistemlere başvurun. Ben mesela hani sokma tehlikesi, kahve çok etkilidir. Sokma tehlikesi çok ürkütücü olsa bile hani onun benden uzaklaşması için elimden geleni yapıyorum. Lütfen arıları öldürmeyin. Hadi diyeceksiniz ki şey daha saçmalama bir tane arıdan ne olacak? Kesinlikle. Mutlaka sizden uzaklaşmasını sağlayın. Ciddi anlamda alerjim var benim biliyorsun. Evet. Ama ben arıyı gördüğümde arıyı öldürün demiyorum. Kahve yakıyorum. Hani gitsin diye. En önemlisi değil mi Zeyno? Tabii. Kahve yakmak çok güzel ve etkili. Şimdi 2016'daki kayıplarımızdan birisi de herkesin bildiği, bir şekilde hayatımıza girmiş. Hani komşumuz olduğu için de bütün dünyada bildiği bir ordu korosu var. Kızıl Ordu evet. Korosu ve çok ciddi bir acı yaşadılar. Bizim zaten çok büyük acılarımız olduğu için hani çok ben detaysız geçmiştim. Çok üzüldüğümüzü söylemiştim yayında ama gerçekten büyük bir acı. Çok ciddi bir değer. Ha tabii ki bu koronun tamamı yok olmuş değil ama çok değerli eğitmenleri, içerisindeki çok değerli sanatçıları, her canlı, yaratılmış olan her varlık çok değerli. Çok üzdü bu bizi. O koroyu muhteşem bir eserle biliyoruz biz. Kalinka ile biliyoruz. O güzel eseri dinleyeceğiz tabii ki ama ya da dinleyelim çok fazla zaman geçirmeden. Dinleyelim sonra haberlerimize, lezzetimize devam edelim. Hadi bakalım o hazırlığımızı da sunalım. Hayır.
ya da mali kımari kımaya. Efendim, gerçekten çok güzel ama süremiz her zaman olduğu gibi o fonda çalmaya devam ederken biz sohbetimize devam edeceğiz. Zeyno'nun hazırlıkları muhteşem bir şekilde gerçekleşti. Bu arada Zeyno'cum, söyler misin bu konuda ne kadar şanslı olduğunu Kalinka? Bunu atlamayacağız. İzleme şansına sahip olmuştum. Türkiye ilk gelişinde Ankara'da olmuştu konseri. Ortaokul civarındaydım. Bayağı yıl olmuş. Çok çok güzeldi. Ondan sonra zaten bunun parçalarını öğrenmeye karar vermiştim. Abim, benim atladığım yerleri abim doldurur. Herkesin de dinlemesini tavsiye ediyorum. Hani herkes Kalinka'yı, Katuşa'yı falan biliyor ama Kızıl Ordu'dan, o sosyal medyadan bir video paylaşım platformu var. Kozaks. Kozaks. Kazaklardan bahseden o at sesleriyle falan efsane parçalar. Gerçekten çok güzel. Sanatın da, var olmanın da aslında ırkı, dini, dili, milleti olmaz. Bir kere bu böyle. Her toplumun etnik ezgisi insanı duygulandırabilir. Tabii ki bizim özümüzdekiler bizi daha fazla heyecanlandırıyor, daha fazla duygulandırıyor, daha fazla onurlandırıyor ama bunu lütfen şiddet unsuru gibi düşünmeyelim. Şimdi vereceğim haberde aslında bunu anlatmaya çalışacağım sizlere. Ya bir kere daha yapacağım bunu ama Mustafa, Ahmet, ne olur çocuklar, böyle aniden yapınca da biraz problem oluyor biliyorum ama şu fotoğrafı gösterelim önce. Bugünün haberidir bu. Noel Baba'ya efelendiler diye bir haber. Sevgili izleyenler, dün sosyal medyada da çok vardı. Adamın biri gidiyor, Noel Baba'ya tokat atıyor. İşte gidelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Sen bunlara gerek yok. Niçin yapıyorsunuz bunu? Herkesin kendine özel bir hayat şekli var, bir anlayışı var. Bunlara ne gerek var? Aydın Nazilli'de Alperen Ocakları üyesi bir grup yılbaşı kutlamalarını protesto için belediye meydanında Efe kıyafetiyle çıkmışlar. Bir arkadaşları da Noel Baba kıyafeti giydirmişler, ortaya almışlar. Efeler Noel Baba'nın kafasına silah dayamış. Bir daha buralara gelme, seni kovalarız. Mizansen mi bu? Güzellik mi bu? Paylaşım mı bu? Birliktelik mi bu? Lütfen bunları yapmayalım. Bunları yapan insanlara da bunun doğru olmadığını bir şekilde anlatmaya çalışalım. Hayır, kolay demiyorum. Hani gidip savaşın, kavga edin demiyorum. Hayır, bu değil. Sadece bunun doğru bir şey olmadığını aktarmaya çalışın. Anlayıp anlamamak onun gelişimine, onun kafa yapısına kalmış. Lütfen bunların olmadığı, artık böyle gereksiz mücadelelerin yaşanmadığı, sevgi dolu günler yaşayalım. Kucaklayabildiğimiz, kabullenebildiğimiz, özümseyebildiğimiz, sindirebildiğimiz, farkına vardığımız sürece insanız. Yaşamı sindirebildiğimiz müddetçe, paylaşabildiğimiz müddetçe, karşımızdakilerin de birer insan, birer kültür sahibi, birer varlık olduğunu kabullenebildiğimiz müddetçe insanız. Mustafa diyor ki kesiyoruz, bitiriyoruz. Olur, ay hiç bitiresim yok. Bu kadar yorgun olmamıza rağmen evet. Zeyno. Yani sen de helal olsun. Ben oturdum cır 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 konuştum ama sen geldiğinizden beri dünkü yorgunluğunun üstüne hiç gık çıkarmadan harika şeyler. Bir şey yapmadım. Müthiş. Rahat pratik lezzetler yaptık. Hadi anlat. Hadi anlatayım, hızlıca söyleyeyim. Çerkez tavuğumuz vardı. Tavuklarımızı iyice haşladık. Tavukları diktikten sonra hem göğüs eti kullandım. İyice böyle didikledikten sonra tereyağında ve zeytinyağında iri doğradığım cevizlerimi şöyle bir kavurdum, karıştırdım. Ardından bol baharatını koydum. Kimyon, karabiber, kırmızı biber vesaire, tuzunu koydum. Sarımsağını, ekmeğini koydum. Diğerleri peynirleri, biberlerin içine sardım. Haydar için tereyağlı nane yaptım. Çok güzel oldu. Bir de patates çemenimiz vardı. Çok güzelsin. Çok teşekkür ederim. Canım arkadaşım. Tabii ki bunu takarak bitirecektim sevgili izleyenler. 2016'yı uğurluyoruz. Bugün değil, yarın uğurluyoruz ama bizim son programımız. Gurur duyuyorum sizinle olduğum için. Gurur duyuyorum böyle güzel arkadaşlıklarım, dostluklarım olduğu için. Hayatımız hep güzel olsun. Sadece 2016 yılını uğurlarken değil, her anın tadını çıkartacağız. Lütfen unutmayın. Mutluluk gelsin, güzellik gelsin ama bugünlük bu kadar. Herkese teşekkür ediyorum. İzleyenlerimize, ekip arkadaşlarıma, Zeyno'ma, sürçülisan ettiysem affola. Önümüzdeki sene görüşürüz. Hoşçakalın.
Hastavuk hayatın tadını sundu.